Aslında daha da tehlikeli bir gelişme sağ cenahta hazırlanıyordu. Olayların en tırmandığı günlerde gazetelerde küçük bir haber gözlerden kaçmadı. Türk Eşim Partisi CKMP'nin sözcüsü Rıfat Baykal, partisinin kamplarda gençlere komando eğitimi vereceğini açıklıyordu. Rıfat Bey, kendisi İzmirli. İzmir bölgesi, Ege bölgesiyle meşgul olma görevini de ona vermiştik. Orada Ege Üniversitesi'ndeki gençlerle, yüksekokullardaki gençlerle de ilgileniyordu o. O sırada yaz kampı kurmuş. Onun bir yerde deniz kenarında geniş bir arazisi var. Orada gençlere demiş ki arzu ederseniz burada denize girersiniz, spor yaparsınız. Yaz kampı aynı zamanda bir okul olarak dersler verilir. Dokuz ışık anlatılır falan diye öyle bir teşebbüsü olmuş. Onu tabii sonra komando kampı şeklinde sokuldu o. Yakında patlayacak büyük savaşın karşı tarafı işte bu kamplarda yetiştiriliyordu. O yıllarda sayıları 50'ye varan bu komando kamplarından birine girip bu fotoğrafları çeken gazeteci Ergin Konuksever gözlerine inanamamıştı. Çanakkale'de bir komando kampına gitmiştik. Bir tarihte Çanakkale'deydi. Onlar da orada yakın dövüş teknikleri, molotov kokteyli nasıl yapılır, silah nasıl kullanılır. Bütün şeyleri öğreniyorlardı işte. Sonra da o kamplardan sonra olayların içerisine geliniyordu.